Türkiye İstatistik Kurumu'na göre bugün Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıl. 20-74 yaş grubu insanların günlük uykuya ayırdığı süre 8 saat 32 dakika. Gün içinde yemek yemeye ayrılan süre ise 2 saat 45 dakika. Radyo ve Televizyon Üst Kurumu'na göre Türkiye'de insanlar günlük 3 saat 34 dakika televizyon izliyor. İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre ise insanlar günlük ortalama 4 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor. Şimdi önemsiz gibi duran bu verileri sadeleştirerek bir sonuca varmaya çalışalım. Türkiye'de ortalama yaşam süresini 80 yıl olarak varsayarsak, çocukluk ve yaşlılık dönemlerini düşünerek bunun 15 yılını da saymazsak, geriye elimizde verimli kullanabileceğimiz 65 yıllık bir ömür kalıyor. Türkiye'de zaman kullanımı ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaların verilerini 65 yıllık bir hayat üzerinden hesapladığımızda ise ortaya çarpıcı bir sonuç çıkıyor. Şöyle ki, 65 yıllık bir ömrün yaklaşık 20 yılını uyuyarak, 7 yılını yemek yiyerek, 9 yılını televizyon izleyerek, 10 yılını da sosyal medya platformlarında geçirmiş olacağız. Kısacası 65 yıllık ömrümüzün tam 46 yılı söz konusu eylemlere harcanmış olacak. Şimdi bütün bu veriler ışığında çok basit bir soru soralım. Eğer elinizde 94 yıllık bir hayat olsaydı, dünya nimetlerinden vazgeçerek ömrünüzün tam 75 yılını milyonlarca insanı ilgilendiren bir davaya adar mıydınız? Bu soruya hayır demek kolay, evet demekse neredeyse imkansız. Şimdi size bu soruya evet demiş ve imkansız gibi görüneni gerçekleştirmiş bir bilim insanının her anı derslerle dolu öyküsünü anlatmaya çalışacağız. ...1943 yılında henüz 18 yaşında genç bir delikanlı üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmişti. 1924'te Bitlis'te dünyaya gelmiş, Erzurum Lisesi'nin fen bölümünü bitirmişti. Matematiğe büyük ilgisi vardı. İstanbul Üniversitesi'nde okumak ve mühendis olmak istiyordu. Adı Fuat Sezgin'di. Ancak tam da o günlerde meydana gelen bir olay hayatının bütün seyrini değiştirecekti. Bir akrabası Fuat Sezgin'i İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Alman bir hocanın seminerine götürmüştü. Fuat Sezgin seminerden çıktığında kendi deyimiyle adeta büyülenmişti. Fuat Sezgin'i büyüleyen Alman hocanın adı Helmut Ritter'di. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü'nün kurucusuydu. Alanında tanınmış bir oryantalistti. Disiplinden asla taviz vermezdi. Fuat Sezgin şimdi bu hocanın öğrencisi olmak ve onun çalıştığı alanda okumak istiyordu. Kayıt zamanı çoktan geçmişti ama Fuat Sezgin kararlıydı. Kayıt zamanı geçmişti ama gecikmeli de olsa dekana gittim. Bir şans eseri dekanın odasında bulunduğum sırada o büyük halimde odaya girdi. İri yarı bir adamdı, durdu. Dekanla konuşmamın bitmesini bekledi. Dekan ona, Ritter Bey, sizin talebeniz olma başvurusunda bulunan bir insanla konuşuyorum dedi. Hoca bana şöyle bir baktı. Galiba bu benim dünkü seminerimdeydi dedi. Onun seminerlerine sadece 3-4 kişi giderdi, zor bir adamdı. Seminerlerinden kaçardı talebeler. Bana, gelin biraz konuşalım. Çok zor bir şeye talipsiniz, Arapça öğrenmelisiniz, ben de zor bir hocayım. Benim talebelerim hep benden kaçar, biliyor musunuz dedi. Biliyorum, bana bunları anlattılar. Ben bunlara rağmen bu tehlikeye girmek istiyorum dedim. Güldü. Peki dedi. Böylece onun talebesi oldum. Genelde herkesin her şeyin kolayına kaçtığı bir dünyada o, kendine herkesin kaçtığı zor bir hocayı ve alanı seçmişti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi bölümüne kaydını yaptırdı. Alanına hakim, iyi bir bilim insanı olmak için gece gündüz demeden çalışmaya başladı. Bir üniversite öğrencisinin çalışma temposuna göre gayet iyi de çalıştığını düşünüyordu.
Bir gün Helmut Ritter, "Günde kaç saat çalışıyorsun?" diye sordu. Ben ona 13-14 saat çalıştığımı söyledim. Tahminen o kadar çalışıyordum. Bana dedi ki, "Bu tempoyla bilgin olamazsınız. Eğer bilgin olmak istiyorsanız buna birkaç saat daha eklemeniz gerekir. Benim hocam Burak Herman günde 24 saat çalışıyordu. Gün daha uzun olsaydı daha çok çalışırdı," dedi. O söz bana öyle çok tesir etti ki hakikaten 70 yaşıma kadar devam edecek bir tempo yakaladım. O konuşmadan sonra bu yaşıma kadar günde hep 17 saat çalıştım. Avrupa'nın kana boyandığı yıllardı. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmemişti ama savaşın etkisi kendini göstermeye başlamıştı. Alman orduları Bulgaristan'a yaklaşmış, savaş neredeyse Türkiye sınırına kadar dayanmıştı. O günlerde Türkiye'de eğitime bir süreliğine ara verildi. Fuat Sezgin bu arada akıl almaz bir işe girişti ve 6 ay gibi kısa bir sürede Arapçayı öğrendi. Çıktığı bilim yolculuğunda sadece Arapçayla yetinmeyecek, bildiği yabancı dillerin sayısı ömrünün sonuna doğru 30'a yaklaşacaktı. Nasıl ve ne kadar çalışması gerektiğini biliyordu artık. Peki, günde 17 saatlik bir tempoyla ve öğrenilen bunca yabancı dille neye çalışılacak, hangi konu ya da konular üzerine yoğunlaşılacaktı? Sıra bu soruyu yanıtlamaya gelmişti. Benim öğrenciliğim döneminde İstanbul Üniversitesi'nde bilim tarihi yoktu. Ancak hocam bana matematiği bırakma dedi. Fen fakültesi de zaten yanımızdaydı. Matematik bölümüne git, ders al, matematiği iyi öğren dedi. Müslümanlardan da büyük matematikçiler yetişmişti diye izahatta bulundu. Konuşma esnasında birkaç isim saydı. Harizmi, Ebu'l-Vefa Buzcani, İbni Heysem, Biruni gibi. Bu isimler benim hiç bilmediğim, hatta duymadığım isimlerdi. Dehşete düştüm. Hocam halimi görünce bunlar ve daha pek çok isim büyük alimlerdi. Ve daha sonraki Avrupalı alimlerle aynı seviyedeydiler. Hatta yer yer onlardan üstündüler diye açıkladı. Bütün dünyayı terk ederek gece gündüz bunun için çalıştım. Ömrünü adayacağı alanla lisans eğitimi sırasında işte böyle tanıştı. Derslerden arta kalan zamanlarda kütüphanelere gitmeye başladı. Nadir el yazmalarıyla o dönemde tanıştı. Her gün yeni bir şey öğreniyor, öğrendikçe şevki de artıyor, İstanbul'da bulunan bütün el yazmalarına ulaşmak ve hepsini incelemek istiyordu. Ancak bu iş kütüphanelerin normal mesai saatlerinde çalışarak olacak gibi değildi. İşte bu aşamada unutulmaz bir yönteme başvurdu. İstanbul'da o zaman 200 binden fazla yazma vardı. Onların hemen hemen hepsini görmek lazımdı. Ne yapıyordum? Kütüphanelerin muayyen temizlik günleri vardı. O temizlik günlerini kaydederdim. Kütüphanecilere derdim ki, "Lütfen başladığınız zaman bana haber verin. Ben de gelip o yazmaları görmek istiyorum." Bu bir fırsattı benim için. Onlar birden başlayıp 2000-3000 ciltlik kütüphaneyi temizliyorlardı. Ben de onların eline geçen her yazmayı elime alıyordum. Yazmalara bakıp çok mühimlerini kaydedip ondan sonra bir daha gidip o yazmaları görüyordum. Lisans eğitimini 1947'de tamamladı. Aynı yıl Helmut Ritter'in danışmanlığında başladığı doktora tezini ise 1950'de bitirdi. Doçentlik tezini Sahih-i Buhari kaynakları üzerine hazırladı. Hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari'nin bilinenin aksine yalnızca sözlü kaynaklara değil, yazılı kaynaklara da dayandığı tezini ortaya koydu. Bu tez batılı oryantalist çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Henüz 30'lu yaşlarının başındaydı. Sıra bütün ömrünü adayacağı eşsiz esere gelmişti.
Fuat Sezgin, İslam bilginleri hakkında hocasının anlattıklarından ve el yazmalarında okuduklarından çok etkilenmişti. Çünkü o güne kadar aldığı eğitimlerde Müslüman alimler dünyanın öküzün boynuzunda olduğuna inanıyorlar gibi gerçekle hiçbir ilgisi olmayan şeyler öğretilmişti. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da yerleşmiş olan bu yanlış düşüncenin değiştirilmesi, İslam bilginlerinin dünya bilim ve teknoloji tarihine yaptığı yaratıcı katkıların yeniden gün yüzüne çıkarılması gerekiyordu. Peki bunu kim ve nasıl yapacaktı? Karl Brueghelmann'ın ki kendisi benim hocamın da hocasıydı, Arap Edebiyatı Tarihi diye 5 ciltlik bir kitabı vardı. Hocam seminerlerinde ara sıra Brueghelmann'ın kitabının birçok noksanı olduğunu, bunların giderilmesi gerektiğini söylerdi. Birisinin artık hiç olmazsa İstanbul'daki yazmalara dayanarak bu boşlukları gidermesi lazım derdi. Ve ilginçtir, bunu söylerken de bana bakardı. Ben de içimden, ben bunu yapacağım derdim. Karl Brueghelmann'ın kitabının eksiklerini gidermek için vakit kaybetmeden çalışmaya başladı. Bir yandan İstanbul kütüphanelerindeki el yazmalarını tarıyor, bir yandan notlar alıyor, bir yandan yeni diller öğreniyordu. Ancak bir süre sonra büyük bir sorunla karşılaştı. Baktım ki Brueghelmann'ın kitabındaki boşluklar giderilebilecek gibi değil. Düşündüm ve Brueghelmann'ın kitabını yeni baştan yazma fikrini geliştirmeye başladım. Epeyce mesafe kat ettiğim bir sırada hocama Brueghelmann'ın kitabına bir zeyl yazmak değil de dünyadaki bütün yazmalara bakarak yeni bir kitap yazmak istiyorum dedim. Bana dedi ki, onu yapamazsınız. Bunu hiç kimse yapamaz. Ben içimden, hocam bunu yapacağım dedim. Belki 60 ülkenin kütüphanelerini gezdim. Bütün Avrupa'nın kütüphanelerini gördüm. Fas'tan Kahire'ye kadar bütün Kuzey Afrika'nın, Suriye ve İran'ın kütüphanelerini gördüm. Hindistan, Rusya ne varsa bütün ihtimalleri denedim. Aşağı yukarı, mübalağa değil, 400 bin cilde yakın yazma gördüm. Biliyorsunuz Batılılar, oryantalizm ve şarkiyatçılık adı altında özellikle Müslüman ülkelerle ilgili çok sayıda çalışmalar yapmışlardır. Ama bunlar bu çalışmaları yaparken genelde o dönemin şartlarında yararlanmış olduğu kaynakları göstermezlerdi. Ve dolayısıyla İslam bilimi, İslam medeniyeti, İslam kültüründen bahsettiğimiz zaman bu kültürün antik Yunan kültüründen aktarma bir kültür olduğu söylemi hakimdi Batı bilim dünyasında. Bu Fuat Sezgin hocamızı son derece rahatsız ediyordu. Çünkü adım adım kaynaklara, orijinal kaynaklara ulaştığında her seferinde Batılıların oradaki yanlışlarını görüyor. Onların istifade ettikleri kaynakların dipnot olarak vermediklerini görüyor. İddianın durumuna göre ortaya çıkan zorluk şudur. İddia nedir? Müslümanlar bilim ve teknolojide yoktur. Kimyada yoktur, astronomide yoktur, fizikte yoktur, coğrafyada yoktur. Dünyayı kim dolaştı? Magellan dolaştı. Amerika kıtasını kim keşfetti? Christoph Kolomb keşfetti. Zihinlerde var olan bilgi budur. Bu arada Müslümanlar ne yapıyordu? Dünyanın büyük bir coğrafyasını ihata etmiş olan, oralarda iskan etmiş olan Müslümanlar ne yapıyorlardı? Hiç. Buğday ekip buğday yiyorlardı. Ekmek yapıp yiyorlardı. Bilimle alakaları yoktu. İlkel bir şekilde yaşıyorlardı. Tarzında bir anlatım vardır. Birçok müsteşrik bunu hiç gerçeğine indirgemeden böyle kabul eder ve yazar. Özellikle yaygın olarak Batılıların kanaatleri bu şekildedir. Fuat Sezgin ne yapmıştır? Bunun üzerine gitmiştir. 10 yıl kadar süren yoğun ve yorucu bir çalışmanın sonunda birçok belge, bilgi ve kanıt topladı. Şimdi elinde İslam bilginlerinin çalışmalarını gün yüzüne çıkaracak, dünya bilim ve teknoloji tarihini altüst edecek gerçek bir hazine vardı.
geriye bir tek şey kalmıştı. Onca yıl düşlediği eşsiz eseri yazmak ve bilim dünyasına sunmak. Ancak tam da o günlerde bir gece yarısı radyolardan yayılan bir ses her şeyi alt üst edecekti. Takvimler 27 Mayıs 1960'ı gösteriyordu. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamalarını rica ederiz. Bir gün evimden dışarı çıktım. Baktım, gazete satan çocuklar bağırıyordu. Yazıyor, yazıyor. 147 profesörün üniversiteden atıldığını yazıyor diye. Ben de enstitüye gidiyordum. Gazeteyi aldım, baktım. Benim de adım yazılıydı. Gazeteyi çantama koydum. Enstitüye değil, Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittim. Kitap okumaya başladım. Memleketimi çok seviyordum. Çok şeyler yapmak istiyordum. Daha evvel misafir doçent olarak Avrupa'ya gitmiştim. Amerika'daki, Almanya'daki dostlarıma birkaç kısa mektup yazdım. Bugünden itibaren ben üniversitesinden atılmış bir insanım. Yanınızda çalışmak isterim. Benim için bir yer var mıdır diye. 3 üniversiteden cevap geldi. Frankfurt Üniversitesi, Kaliforniya'da Berkeley Üniversitesi ve Yale Üniversitesi. Düşündüm, taşındım, Frankfurt'ta karar kıldım. Dünyanın tek bilimler tarihi enstitüsü oradaydı. Müdürü benim dostumdu. Henüz 36 yaşında yeni bir yol ayrımındaydı. Ülkesinden ayrılmak istemiyordu. Ancak onca yıl emek verdiği eserini bu şartlarda yazması zor görünüyordu. Sonunda Almanya'ya gitmeye karar verdi. Ayrılmadan önceki son gece Galata Köprüsü'ne gittim. Karaköy'e yakın bir tarafından yüzüm Anadolu yakasına çevrili, yarım saat kadar parmaklıklara dayalı olarak derin derin düşünmeye başladım. O kadar çok sevdiğim İstanbul'dan ayrı bütün hayat boyunca nasıl yaşayabileceğimi, memleketimi alt üst eden hadiselerin sebeplerini kendime soruyordum. Aradan geçen 47 yıldan beri İstanbul'a uğradığım her seferde o köprünün kuzey köşesinde geçirdiğim yarım saatlik muhasebeyi ve nemli gözlerle oradan ayrılışımı hep hatırlarım. Küçük bir valizle çıktı yola. Valizinde birkaç parça elbise ve yazmayı planladığı kitap için yıllar içinde biriktirdiği 25 bin civarında bilgi fişi vardı. Şimdi kendi ifadesiyle, çocukça bir korkuyla meçhul bir dünyaya ve hayata doğru yol alıyordu. Fuat Sezgin, Almanya'da Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Burada ikinci bir doçentlik çalışması yaptı. Kısa bir süre sonra da Bilimler Tarihi Profesörü unvanını aldı. Hayatımın belki de en mühim hadiselerinden biri, hayatımdaki talihli bir tesadüf diyerek bahsettiği ve 1966 yılında evleneceği Doktor Ursula Hanım'la da o yıllarda tanıştı. Ursula Hanım, Müslüman olmuş genç bir Almandı. Ömrünü adayacağı eserin birinci cildini 1961'de yazmaya başladı. Sonradan GAS olarak adlandırılacak olan Arap İslam Bilimleri Tarihi'nin ilk cildini eşinin de katkılarıyla yoğun ve yorucu bir çalışmanın sonunda 1967'de bitirdi. Yıllar önce öğrencisine "bunu hiç kimse yapamaz" diyen hocası Helmut Ritter kitabı okuyunca Fuat Sezgin'e şunları yazdı. "Hiç kimse böyle bir kitap yazamadı. Bunu sizden başka hiç kimse de yazamaz." Kitabı Arapçaya çeviren çevirmense kitabın ön sözüne şu notu düşecekti. Brokelman'ın eserinden çok daha üstün. Sonunda başarmıştı işte. Fuat Sezgin, İslam bilimleri tarihine bir ömür adayacak
büyük bir azim ve sabırla günde 17 saat çalışarak 17 ciltlik eşsiz bir esere imza atacak, ısrarla görmezden gelinen ve üstü örtülmeye çalışılan muazzam bir tarihi gün yüzüne çıkaracaktı. Batı'da Doğu topluma karşı bir bakış açısı var. Bu bakış açısını Edward Said çok güzel bir şekilde tarif eder. Yani kendisi Hristiyan olmasına rağmen Batı'nın o oryantalist bakışını şu şekilde tarif eder. Batı kendisini Doğu toplumlarından, Müslüman toplumlarından epistemolojik ve ontolojik olarak farklı görür, üstün görür. Fuat Sezgin Hoca bunu bildiği için zaman zaman da yapmış olduğu çalışmalarda çok orijinal bir çalışma diyelim, hiç literatürde olmayan bir çalışmayı ortaya koyduğunda bazı oryantalistlerin dudak büktüğünü, tepeden baktığını fark ettiği için Fuat Sezgin hocamızı bu yaklaşım tarzı da son derece motive etmiştir. İddialara karşı, tezlere karşı antitezleri var. Ve onlara karşı inanılmaz ispatları ve duruşu var. Yılmaz bir duruşu var. Onu aslında büyük yapan bu. Yani sadece teorem değil, aynı zamanda ispatı da ortaya koymuş bir bilim adamı. Fuat Sezgin 1978 yılında Arap dünyasının Nobel'i olarak kabul edilen Kral Faysal ödülüne layık görüldü. Bunu bir fırsata çevirdi. Sağladığı katkılarla önce bir vakıf, o vakfın finansmanıyla da 1982 yılında Frankfurt Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü kurdu. Ertesi yıl İslam bilginlerinin çalışmalarını daha da görünür hale getirmek için enstitü bünyesinde bir müze kurdu. İslam bilginlerinin icatlarını modelledi. Asırlar önce tasarlanmış ve el yazmalarına aktarılmış olan bu icatların teorik bir tasarım değil, aynı zamanda çalışabilir bir teknoloji ürünü olduğunu kanıtladı. Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitü Müzesi'nde sergilenen eserleri görenler, İslam medeniyetinin bir zamanlar ulaştığı seviye karşısında dehşete düşmüşlerdi. Çünkü her şey açık ve net, gözle görünür, elle tutulur haldeydi. İslam medeniyetine ilişkin ön yargılar kırılmaya, fikirler değişmeye başlamıştı. Vardığı sonuç şu, adeta ben biraz da amiyane tabirle söyleyeyim. Ey Batılılar, ey Batılı müsteşrikler, şimdiye kadar sizin iddia ettiğiniz bir şey vardı. O Müslümanlar sadece Kur'an okudu, hadis okudu, namaz kıldı, oruç tuttu, zengin olan hacca gitti, zekat verdi falan. Öyle değil. Bu Müslümanların bilimle, teknolojiyle, astronomiyle, astrolojiyle, coğrafyayla falan bir ilgisi yok diyor idiniz. Hayır. Benim tespitime göre diyor Fuat Sezgin, Batılı bilimin temelleri Müslümanların yazmış olduğu eserlerdir. Ve bunu ispat etti. Dedi ki, bakın Müslümanlar, sizin bugün teknoloji dediğiniz şeyin kendi dönemlerine göre daha ilerisini de yapmışlardır. Bunu neyle ispat etti? Almış olduğu, bulmuş olduğu, tespit etmiş olduğu o yazmalar, yazma risaleleri içerisinde şekiller var. Mesela en basitinden bir çalar saat. Namaz vakitleri Harun Reşit'in yaptırmış olduğu bir saat var. Namaz vakitlerini bildiren işte adam şeyin içerisinden çıkıyor. Orada ezan okuyor falan. Yaptığı en önemli şey bunların hepsinin şekillerini yaptırması. Sahici yani. Her birini kuruyorsun çalışıyor. Fuat Sezgin o yıllarda bir de kütüphane kurdu. Bilimler tarihi alanında dünyada tek olma özelliğine sahip olan kütüphanede hayatı boyunca dünyanın farklı yerlerinden kendi imkanlarıyla satın aldığı 45 bin ciltlik kitap ve 10 bine yakın mikrofilm vardı. Yaşı 60 olmuştu. Zaman az, iş çoktu. Bir yandan enstitünün işleriyle uğraşıyor, bir yandan müzeyle ilgileniyor, bir yandan da İslam bilimleri tarihinin diğer ciltlerini yazıyordu. Bir beşerin sınırlarını zorlayan akıl almaz bir tempoyla, azim ve kararlılıkla çalışıyordu. Frankfurt Üniversitesi'nden orada doktora yapmak için 9 Eylül Üniversitesi'ne davet geldi. Profesör Doktor Mehmet Aydın hocamız da
bizi oraya doktora yapmak için gönderdi. Tabii Fuat Sezgin hocamızın orada olduğunu bildiğimiz için 2003'te gittik. 2004'e kadar Fuat Sezgin hocadan randevu almaya çalıştık. Bir sene orada misafir bilim adamı olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmemiz gerekecekti. Başka Almanlardan kaynaklanan sıkıntılar olmuştu. Baktık ki zaman daralıyor ama biz Fuat Sezgin hocayı henüz göremiyoruz. Ben karar verdim. Dedim ki Fuat Sezgin hocayı görmeden burada gitmeyeceğim. O şekilde enstitüsüne gittik. Beethovenstrasse 32 numara. Almancamız yok. Yeni başladık. Çat pat Almanca öğreniyoruz. Direkt sekreterle iletişime geçtik. Dedik ki biz Fuat Sezgin hocayı görmek istiyoruz. Zamanımız bitti. Daha önceden de randevu talebinde bulunduk. Ama bir türlü gerçekleşemedi. Biz görmek istiyoruz. Mümkün değil dedi. Yani Fuat hoca randevusuz kesinlikle görüşmez. Biz de biliyoruz dedik. O zaman siz bizi içeriye alın. Fuat hocamızı görmesek bile kütüphanesini, müzesini görelim dedik. O şekilde bizi içeriye kabul buyurdular. Tam içeriye girdik iki arkadaşla beraber. Şu anda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan Ahmet Yemenici arkadaşımızla birlikte içeriye girdik. Tam oturduk bir baktım Fuat Sezgin hoca kütüphanenin bir bölümünden başka bir bölümüne geçiyor. Ben hemen koşarak yanına gittim. Ellerine sarıldım. Hocam dedim biliyorum işte siz termin dediniz, randevu dediniz ama biz 6 aydır bekliyoruz. İster kızın, ister sitem edin biz sizi görmeye geldik. Hoca orada çok anlamlı bir cümle söyledi. Dedi ki gençler dedi bu zaman benim zamanım değil ümmetin zamanı. Sizin yapmanız gereken işleri de ben yaptığım için o yüzden ben böyle yapıyorum. Ben Almanya'ya gittiğimde ilk onu hocamı gördüğümde duvarda bir naylon torbanın içinde bir sefer tası vardı. Bizim bunu da anlatıyorum eskiden büyüklerimizin bizim çocukluğumuzda iş yerlerine sefer tasıyla giderlerdi. Üçlü sefer tasları olurdu. Yemek götürürlerdi iş yerine. Bu tekli bir sefer tası hala bu yıllarda. Hocama sordum dedim ki hocam bu ne dedi ki ben öğlen eşim Ursula Hanım bana çorba yapar. Ben bu çorbayı burada öğlenin içerim. Öğlen yemeği sadece bir tas çorba. O da yapıldığı zaman veya getirdiği zaman. Getirmezse o da yok. Bunun dışında sabahın köründe gelir, akşamın geç saatine kadar orada çalışır. Yaklaşık 17 saatlik bir çalışma. 93 yaşına kadar, hastalanana kadar bu devam etti böyle. Şahit oldum. İşte 2006'dan 2013'e kadar. Çoğu zaman cumartesi de dahil olmak üzere sabah 7'de İS plakalı arabasını enstitünün önünde görürdüm. Akşam 5'te de gittiğini görürdüm hocanın. Bu sadece enstitüdeki çalışmaları. Onun dışında Fuat Sezgin hocayı o kadar çok programlara biz de katıldık. Kültür programlarına katıldık, konferanslara katıldık. Ben 10 yıl içerisinde Almanya'da hiçbir programda Fuat Sezgin hocamızı görmedim. Almanya'da bütün yıl 60 yıl yaşamasına rağmen enstitüyle evin arasındaki yoldan başka hiçbir yol bilmeyen birisi. Bir gün yolun bir tanesi gittiği yoldan bir tanesi tadilat gördüğü için başka bir yola vermişler. Ve gece 12'de 1'de polis nezaretinde evini bulabilmiş. Fuat Sezgin 1960'larda küçük bir valizle ve çocukça bir korkuyla ayrılmak zorunda kaldığı ülkesine 2008'de büyük bir heyecanla ve yeni bir hayalle döndü. Türkiye'de en üst düzeyde büyük bir saygıyla karşılandı, sevgiyle kucaklandı. Almanya'da kurduğu müzenin bir benzerini şimdi kendi vatanında kurmak istiyordu. Talebini dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Erdoğan, hocam sen nereyi beğeniyorsan, nereyi istiyorsan söyle, biz orada bu müzeyi oluşturalım dedi. İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, İstanbul'da Gülhane Parkı içerisindeki tarihi bir binada kuruldu. Müze, 25 Mayıs 2008'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yerli ve yabancı birçok davetlinin katıldığı görkemli bir törenle açıldı. Hocam diyor ki Müslümanlar bilimler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri için
ya da yanlış bildikleri için Avrupalılar karşısında büyük bir aşağılık kompleksi içindeler. Benim amacım onlara atalarının tarihteki muazzam yerlerini göstermek ve öğretmektir. İşte müzenin de, buradaki kütüphanenin de amacı bu. Müslümanlar bilimdeki gerçek yerlerini işte bu müzeyi gezerek, dolaşarak, inceleyerek öğrenecekler. Hocamın bir de 17 ciltlik GAS diye bir eseri var. Bu eseri de İstanbul Üniversitesi kanalıyla Türkçe'ye çeviriyoruz. Bu müze kurulduktan sonra Fuat Hoca'nın İstanbul'a gelmesi sıklaştı ve bundan dolayı da burada bir vakıf kurulması, Almanya'daki aynı vakfın burada da kurulması düşünüldü. Ve 2010 yılında da İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı adı altında bir vakıf kuruldu. Bu vakıfın kanalıyla hocamızın isteği doğrultusunda bir enstitü kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ne bağlı. Şu ana kadar 116 öğrencisi var. Biz bu 116 öğrencinin 86 kişisine burs veriyoruz. Hem lisans, hem yüksek lisans ve hem de doktorası da yapıldı. En önemli yaptığımız icraatlardan birisi bu. Daha sonrasında vakıf kütüphane hocamın kitaplarının Türkiye'ye gelmesini sağladı. Bu yüzden de gene Kültür Bakanlığı Gülhane Parkı'nda müzenin hemen yanında muhteşem bir kütüphane inşa etti. Kütüphanenin de kitaplarını hoca buraya bağışlayınca buraya getirdik. Buraya getirirken hepsi birden gelemediği için, zarar vermemek için kitaplarına önce üçte birlik bir partiyi getirdik. Üçte birlik partiyi getirdikten sonra Almanlar diğer üçte birlik bir partiyi getirirken havaalanında kitaplara el koydular. Maalesef üçte ikisi kitapların Almanya'da kaldı, üçte biri de buraya geldi. Hocamızın eşi sağ olsun Ursula Hanım da bütün bu kitabın ve müzenin hediye edilmesinde, buraya bağışlanmasında çok büyük katkısı olmuştur. Bir kızı Hilal Hanım'ın da. Onlar da bu kütüphanenin kitaplarının geri kalan kısmının buraya getirilmesi için büyük bir çaba içinde çalışmalarına devam ediyorlar. Olay avukatlık. Onlar burada kitaplar istiyor. Onu da yeni öğrendik. Biz orada kitaplar istiyoruz. Bakalım mahkeme ne karar verecek. Merakla bekliyoruz ama hak olan hocamın kendi ücretli, kendi parası, kendi emeğiyle sahip olduğu bu kitapların Türkiye'ye getirilmesidir. Fuat Sezgin ömrünün son yıllarını Türkiye'de geçirdi. Çeşitli vesilelerle her yaştan ve fikirden insanla bir araya geldi. Bir dava uğruna çıktığı yolda neyi, nasıl yaptığını anlattı. Deneyimlerini paylaştı. Zamanı verimli kullanmanın, birçok yabancı dil bilmenin, disiplinli ve sabırla çalışmanın önemini anlattı. Yıllar yılı Almanya'da yaşamış ama Alman vatandaşı ya da çifte vatandaşlık tekliflerini her seferinde reddetmişti. Çünkü o ülkesine ve milletine aşkla bağlıydı. Peki, neredeyse bütün bir ömrünü adadığı bunca çalışmayı niye yapmıştı? Bir gün ağzından şu cümleler döküldü. Bunları geleceği değiştirmek, kıpırdatmak için yapıyorum. Bunu bütün insanlık için yapıyorum. Ama benim gizli ve esas hedefim memleketim ve milletimdir. Fuat Sezgin hocamız bütün bu çalışmalarını kurumsallaştırarak artık bir arkeoloji çalışması yapmıştır. Eserleri, el yazma eserlerini dünyanın değişik yerlerine giderek o eserleri toplayıp bir havuz oluşturmuştur. Havuz oluşturmuş. Dolayısıyla bu alanla ilgili ve diğer alanlarla ilgili bundan sonra çalışma yapacak kişiler artık ellerinin altında hazır kaynaklar var. Bu hazır kaynakları farklı dillerde de olsa bu kaynakları kullanarak çok daha ileriye dönük bilim alanında, sanat alanında, felsefe alanında, edebiyat alanında çalışmalar yapılabilir. Bunun yapılabileceğini Fuat Sezgin hocamız Müslüman dünyasına göstermiştir. Yani bir Müslüman bu çalışmaları yapabilir. Batılılardan epistemolojik ve ontolojik anlamda farklı değil. Disiplin anlamında da farklı değil. Müslüman da zamana riayet eder. Müslüman da titiz çalışır. Müslüman da yaklaşık 30'a yakın dil öğrenebilir. Yeter ki istesin, arzu etsin, aşk olsun, hikmeti ve felsefeyi sevsin ve disipline çalışsın. Fuat Sezgin Hoca gerçekten kalıcı eserler bırakmasıyla bir,
İkinci olarak bitmek bilmeyen çalışma azmi ve enerjisiyle örnek olması yönüyle iki. Üçüncü olarak da özellikle bilimin babası, geliştiricisi, sunucusu, kaynağı tamamen Batılılardır, Grek felsefesidir, Yunan'dır, hukuk açısından bakarsak Roma'dır gibi ezberleri bozması yönüyle. Üç, bizim coğrafyamızdan çıkmış, bizim insanımız olması açısından ve bir anlamda Batı'ya meydan okumuş olması bakımından. Dört, ve daha başka yönlerinde sayabiliriz, önemli bir bilim adamı. Sadece bizim için değil, aslında bütün insanlık için çalışmış. Fuat Sezgin hocamızın hayatını incelediğimiz zaman İslam alemi ve dünya için çok önemli 17 ciltlik bir esere imza atmış ve bu konuda oldukça çalışmaları önem arz eden bir hocamız. Tabii ki buradaki sıkıntı bizim toplumda genelde medeniyet deyince Batı merkezli anlayışlı bir medeniyet söz konusu ama Fuat Sezgin hocamızın hayatını ve eserlerini incelediğimizde özellikle Müslüman ülkelerdeki bilim ve sanat değerlerinin ne kadar üst düzeyde olduğu, Batı ile karşılaştırdığı dönemlere göre bu bölgelerde çok yüksek bir medeniyetin olduğunu zaten biliyorduk ama bunu özellikle genç kuşaklara aktarmamız önemli. Profesör Doktor Fuat Sezgin 30 Haziran 2018'de hayata veda etti. 94 yıllık ömrünün yaklaşık 75 yılını milyonlarca insanı ilgilendiren bir davaya adamış, eşine az rastlanan, bir beşerin sınırlarını zorlayan bir tempoyla çalışmıştı. İslam bilim tarihiyle ilgili yazılması güç eserler yazmış, aşılması güç kanıtlar bulmuş, dünya durdukça duracak müzeler, kütüphaneler kurmuştu. Müslüman dünyasına büyük bir özgüven aşılamış, gerçek bilgin olmak isteyenlere çok anlamlı bir ruh bırakmıştı. Fuat Sezgin hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm. Ve tanıştığım andan itibaren nasıl bir vatansever, vatan sevdalısı olduğunu gördüm. Tabii 2008'de biz bu İslam Bilim ve Teknoloji Müzesini birlikte kurduk. İnşallah müzenin yanına da bugün defnini yapacağız. Öyle bir arzusu, talebi daha önce de olmuştu. Bilindiği gibi geçtiğimiz yılın Eylül ayında yayınladığımız bir genelgeyle 2019 yılını Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı olarak ilan ettik. Yıl boyunca yapılacak etkinliklerin koordinasyonuyla da Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Kırıkkale Üniversitemiz görevlendirildi. Değerli arkadaşlar, Fuat Sezgin hocamızın Bitlis'te başlayıp İstanbul'da süren, ardından Almanya'ya uzanan ve yeniden İstanbul'da nihayete eren 94 yıllık hayatının her safhası paha biçilmez derslerle doludur. Şu ana kadar 350 kurumla anlaşma yaptık. Çünkü vakıfla ilişkili olarak bu icraatlar yapılmalıydı. 350'ye yakın kurumla anlaşma imzalandı ve şu ana kadar 800 tane icraat gerçekleşti. En son Taksim'de dijital platform adı altında bir çadırda yapıldı ki çok muhteşemdi. Yurt dışında
yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Geçen Kırgızistan'a gittik, burada üniversite Kırgızistan Manas Üniversitesi'nde müthiş bir organizasyon vardı. Diğer üniversitelerde yapılıyor, Hindistan'da yapılıyor, Bangladeş'te yapılıyor, Kazakistan'da, Kırgızistan'da yapılıyor, Almanya'da yapıldı. Yani bu çalışmalar 2019'da hocamızın bilim tarihi esasında gerçekleşen, gerçekleştirdiği bütün çalışmaları içeren sempozyum olarak, her şey olarak da yapılmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirtti, bizden sonraki kuşaklara bu medeniyetimizin ana çıtalarını, ana öncülerini, mentörlerini insanlara öğretmek ve Cumhurbaşkanımız güzel bir konuşma yapmıştı. Kökü olmayan ağaçlar kurumaya mahkumdur. Yani onun için ağaçlarımızın kurumaması için genç çocuklarımıza neslimizin öncülerini, önderlerini anlatmak zorundayız. Bu açıdan bu sorumlulukla biz üniversitemiz içerisinde bazı etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle bu sene üçüncüsünü yapacağımız olan Kartepe zirvesinde Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızın bir yarım günlük çalıştaya ismini vereceğiz ve orada onunla ilgili konuşmalar yapılmış olacak. Bizim İletişim Fakültemizin Radyo 2'de 7 bölümlük Fuat Sezgin hocamızı anlatan programlar yapılacak. İlahiyat Fakültemizde Fuat Sezgin hocamızın araştırma merkezini hocamız, İlahiyat Fakültesi dekanımız sağ olsun yaptı. Biliyorsunuz Fuat Sezgin hocamız yurt dışına gittikten sonra kütüphanele kitapların bir kısmını getirilemedi. Yani henüz daha onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Oradaki kütüphane ortamına dijital olarak girebilecek bir çalışma. BAP'tan da destek veriyoruz. İnşallah böyle bir şey, yani bilgisayar ortamında internette girip oradaki kütüphane ortamına girme ile ilgili, mesela Fuat Sezgin hocamızla ilgili bir pool koleksiyon yarışması yapacağız. Makaleler düzenleyeceğiz. Makaleyi kazananları hocamızın özellikle Gülhane Park içerisindeki kütüphanesini biz kendimiz gittik, gezdik, gördük. Ben tıpçı olarak özellikle İslam dünyasında o dönemlerde yapılan cerrahi müdahalelerdeki aletleri, astronomik çalışmaları görünce gerçekten biraz kendimizle de gurur duydum. Yani iyi ki hocamız bunları yapmış, bize sunmuş. Bu bizim için gerçekten bir övünç kaynağı oldu. Daha sonra müzeyi gezerken, tabii öğrencilerle sürekli iletişim halinde olduğumuz için benim gözlemlediğim, öğrencilerimize çok müthiş anlamda bir etki yaptı. Zihinsel anlamda bir etki yaptı. Neredeyse eğer o yazılar olmasa, yani o müzedeki görsellerin altlarındaki yazılar olmasa, yani bunlar bizim değil, başka yerden gelmiştir, bu kadar da değil noktasına gelmişlerdir. Çok büyük bir özgüven öğrencilerimize aşılanmıştır. Ve o günde çok büyük bir şans olarak Fuat Sezgin hocamızın eşi Doktor Frau Ursula Hanım da oradaydı. Onunla da görüşme, tanışma imkanımız oldu. Sayın rektörümüzle birlikte tanıştık. Aslında benim için şöyle sürpriz oldu. Fuat Sezgin hocamızın eşiyle tanıştık. Beraber yemek yeme şansımız oldu. Eski dönemlerde dehalar çıkıyordu. Toplumdaki şimdi tabii çok teferruatın içerisinde çok boğuluyoruz. Bizi meşgul eden çok teferruat var. Onun için biraz kayıtlardan sıyrılmak lazım. Yani bu da herkese nasip olan bir şey değil. Yani bu öyle toplumda herkesin deha olmasını, herkesin Fuat Sezgin olması değil. Biz Fuat Sezginlere sahip çıkalım. Bilim dünyasında da böyle. Özellikle her şeyiyle mütekamil insanların yetiştirecek zeminler oluşturmamız lazım. Bunların içerisinde kabiliyeti yüksek ölçüde olanlar, zekası, kabiliyeti, ortam çerçevesi etkili olanlar o şeyde sivrilip kendini gösterecektir. Önemli olan onların o toprak zeminlerini hazırlamamız. Yani genç fidanları ekmemiz lazım ki bundan hangisi çınar olacaksa o yetişme şeklinden ortaya çıkacak. Profesör Doktor Fuat Sezgin bugün İstanbul'da İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin hemen yanı başındaki ebedi istirahatgahında görevini yapmış insanların huzuru içinde yatıyor. Şimdi o merakla bakan gözlerde, yarınlara damga vuracak zihinlerde, gece gündüz demeden çalışanların azminde yaşıyor. Bilime adadığı ömrüyle ve eserleriyle yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.